Evet, şimdi Anamas'ın eteklerinde Beyşehir'e bağlı bir yörük köyü olan Kurucava Köyü'ndeyiz. Artık yeni tabirle burası Beyşehir'in bir mahallesi oldu. Ancak tarihi süreç içerisinde Kurucava bölgedeki en büyük yerleşimlerden biriydi. Anamas'ın eteklerinde hemen e, Kuduz Çayı'nın kenarında kurulmuş olan yerleşim 16. yüzyıldan itibaren günümüze kadar ulaşmış bir Osmanlı köyü olarak da biliniyor. Halep'ten başlayarak Torosların üzerinden Adana, Mersin, Isparta, Konya, Manisa, Kütahya ve ta Bursa'ya kadar uzanan Balıkesir bölgesi de dahil olmak üzere geniş bir hatta yayılmış Türk topluluğu yörükler Anadolu'nun pek çok bölgesinde olduğu gibi torosların eteklerinde de asıl yaylaklarında, yaylalarında ve güzlerinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Osmanlı Devleti de yörüklerin üzerinde zaman zaman politikalar uygulayarak, uygulayarak onları iskan etmek için yoğun çaba içerisine girdiler. İşte Serik bölgesinden kalkıp Anamas bölgesinde yaylayan yörüklerin bir kısmı bugün hemen arkamızda bulunan Kurucova bölgesine yerleştirildi. Halk arasındaki ifadeyle Kurucu Ova olarak bilinen bu yerleşimin aslında orijinal ismi Kuruca Ovadır. İki mahalleden müteşekkil bu yerleşimde aşağı mahallenin hemen aşağı harman kısmında bulunuyoruz. Çünkü buradan hemen arkamızda Anamaz Dağları çok net bir şekilde görülüyor. Bu Yörük köyünde Selik ve Manavgat yöresinden gelmiş olan insanların yaşadığı bu yörük köyünde 400-500 yıldır yerleşik hayat devam ediyor. Ancak yörükler yani konar göçer olmaktan çıkmış olan, yerleşmiş olan, iskan edilmiş olan yörükler yaylacılık hayatını bırakmadılar. Konar göçer olmayı bıraksalar da yaylak ve Güzlek arasında, yaylak ve kışlak arasında hayatlarını sürdürmeye devam ettiler. İşte bunun en güzel örneklerinden bir tanesi Kurucova'dır. Kurucova'da insanlar burada evlerinde, ahşap evlerinde, kerpiç evlerinde hayatlarını sürdürüyorlar. Ancak anamasın eteklerinde Ali Efendi Yaylası'nda, Kızolu Yaylası'nda, Genek Yaylası'nda hemen mayıs ayı gelmeye başladıktan sonra nisan ayın sonlarından itibaren yaylalara çıkarak orada kurdukları obalarında hayatlarını sürdürürler. Yani Konar göçer özellikleri kaybolmuştur ancak yörük özellikleri, yaylacılık özellikleri devam eder. Kurucova bölgesinde küçükbaş hayvancılık yoğun olarak keçi üzerinden yapılmaktadır, davar üzerinden yapılmaktadır. Anamasın eteklerine kadar büyük arazide Cibali Mübaha denilen yani Osmanlı döneminden itibaren yörüklerin kullanımına Uygun olan dağlık arazilerde yörükler kesim faaliyetlerini de tahtacılar vasıtasıyla Türkmenler yürütürler. Aynı zamanda kendilerine tahsis edilmiş olan meralarında, çayırlarında hayatlarını sürdürürler. Bura, buraya devlet müdahale etmez. Çünkü o, o yörüklerin sahasıdır. Anamas'ın eteklerinde de çok sayıda çayır ve merayı bulabilmek mümkün. Güz ayı geldiği zaman Kurucovalı yörükler aşağı mahalle aşağı dağ kısmındaki güzdek alana yani Beyşehir Gölü'nün kenarına gelirler. Onun için Kurucova bölgesi ta Anamasların eteklerinden Beyşehir Gölü'nün kenarına kadar çok geniş bir arazide Kurucovalıların Yörük Köyü'nün kullanımına tahsis edilmiştir. Bu köyün en önemli özelliklerinden bir tanesi de Göle yakın olduğu için tarım ve hayvancılığın dışında da balıkçılığın yapılıyor olmasıdır. Yavaş yavaş balıkçılık terk edilmeye başlandı. Artık o güzel kayıklar göl kenarındaki yerinden yol kenarındaki yerlerine, harmanların yanına taşındılar.